ya. Bir şey diyeceğim. Ben çok üşüyorum ya. Gerçek. Üşüyor musun? Çok üşüyorum. Hadi gel seni sıcak bir yere götür. Ney? Mert ya. Çok üşüyorum ben ya. Artık çok üşüyorum. Hadi seni sıcak bir yere götürüyorum. Ne? Oley! Mert ya. Evet. Ben hala üşüyorum. Ben de üşüyorum. Hala üşüyorum. Neredeyiz biz ya? Seni ısıtacağım şimdi. Nasıl yani? Neredeyiz peki şu an? Moskova. Moskova. Şimdi havaalanındayız. Moskova'da. Sabah saat 5 küsürde geldik. Saat şu an 9 mu ne oldu? 9.30 oldu. Uçağımız bu aslında. Hep buradaydı. Hazırdı hep. Fakat şu motoru açmışlar. Diğeri kapalı. Etrafı açık motorun. Bir şeylerini tamir ediyorlar herhalde. 11'e ertelendi. 3 saat 10 dakika. Karşılığında da birer kahve verildi. O kadar. Evet Edo, ısınmış gözüküyorsun. Evet, gayet ısındım gördüğün gibi. Çünkü biz meğerse nereye gelmişiz? Phuket'e. Phuket! Hoş geldik. Phuket Havaalanı'na geldikten sonra pasaport polisini geçeceksiniz. Birçok banko göreceksiniz. Bu bankolar para bozuyorlar. Bunların hepsi gayet profesyonel firmalar. Hiçbir şekilde kazıklama yok. Ancak komisyon oranları şehirdekilere göre daha pahalı olduğu için ilk etapta sadece gereken kadar bozdurmanızı tavsiye ederim. Daha sonra sim kart almayı tercih ettim. Çünkü bir hafta veya daha fazla kaldığım zaman kendi operatörüm bana çok pahalı bir tarife yazıyor. Havalimanında internet sim kart atan iki tane firma var. Ben D-Tac'tan aldım. Gayet uygun oluyor. Oradaki kızlar sim kartı direkt telefonunuza takıyor. Çeşitli mesajlaşmaları hallediyorlar ve iş bitiyor. Geldik şu an Phuket Havalimanı'ndayız. Bir tane New Yorklu arkadaş bulduk. Onunla taksi parasını paylaşacağız. Taksicimiz de zayıf. Ha, ters araba ters. Ben de buraya bineceğim ama arabanın direksiyonu o ters tarafta kalıyor da. Bize iyi geceler. Saat 3'e geliyor. Anca girebildik. Ama şükür sağ salim geldik. Odamız çok şirin. Havuza bakıyor. Keyifli bir otel. Bir de böyle çanta koymuşlar. Çantaya da hani plaja gidip. Hani böyle buraları böyle şeylisi yani gibi. Yapmışlar bize. Aynen. Mutluyuz. En sonunda. Şemsiye bile koymuşlar. Şemsiye var. İş tabi kullanmamak dileğiyle. İnşallah. Hiçbir zaman. Evet, şu an ilk tuttuğumuza bindik. Uçmasa iyi bari. Bandar orada doğru bakmaya gidiyoruz. Kaç yerde tuttuğumuz? 150 bahta bindik. 30 lira yediyor etsin. Karşımız deniz. Burada herkes aynı gitmiş. Klasik bir Bangla Road trafiği. Yanarlı dönerli tık tıklar. Neymiş bu? Singa. Singa. Bugün çekeyim istedim. Gördüğünüz böyle tatlı yapmışlar. Şurada da bar var, pool bar. Sabah 9. Şimdi motosiklet kiralayacağım. Gidip nasıl kiralayacağımı göstereceğim size. Phuket'te motosiklet nasıl kiralanır sorusunun cevabı hadi dedim. Diğer her yerden farklı olarak tabi tsunami toplanma alanı 6. kat diyor, en yüksek yeri söylüyor. Şimdi rental motor patonga geldim. Motorum burada hazır, beni bekliyor. Gördüğünüz gibi Honda Click. Gayet güzel. Hello, how are you? Yeah. Pasaport veriyoruz bu iş için. Evraklar doldurulacak. Bunlar pasaportu alıyorlar bizden. Bana son bana bir. Okay. 6 gün şeklinde 200 bahttan anlaştık. YouTube for YouTube. Gasoline is full. Evet. When you get back it's the same. And this one's a two helmet. Two helmet, okay. And this side is one. Can AT motor. And can two motor. Name. Bye bye. Hello. How much 100 euro? Soldan gideceğiz. Thank you.
Şu anda neredesin? Caron Beach'e geldik galiba. Evet, bir bakalım. Devamı da öyle ama şuraya bir bakalım. Nasıl bir yermiş bakalım. Caron plajının plajı falan. Caron plajı. Çeşitli sporlar yapılıyor. Gayet hoş bir yer. Basit güneşlenme şeyi var. İleride bir göl var, ona bakacağız. Onu merak ettik. Bu ne Edo şimdi? Şimdi biz en sevdiğimiz şeye geldik yani. Meyve bölümü. Meyveler var. Bunlar o kadar güzel ki arkadaşlar, minicik. Bunlar gerçek hormonsuz. Çok güzel. Güzel. Hello. Şuradan soğuk şey yapıyoruz. Tatlıları da var. Buradan karıştırıp şöyle soğuk yapalım. Meyve suyu yapacaklar. Evet bakın, bin bir türlü meyve var içinde. 50 baht ananaslar, yani 10 lira karpuz. O fiyatı bu arada. Şunun papaya. Tanesi 10 lira. Ejder meyve. Orada nasıl hazırladığını da göstereyim ben size. Bu şey, bir dakika. Do you make juice? 100 baht. 100. Ha, iş değişti. Ha ha, oradaki sırf şeyler. Bunlar. Ama içecek yapalım değil mi? Evet evet. Şimdi tanesi 20 lira oldu bunların arkadaşlar. Bakın şu anda seçtiğimiz meyveleri koyuyor. İşte börekçiler, pad thai'cılar. Sıra sıra bir sürü. Yengeçler mi dersin? Şirinpler mi dersin? Of of. Daha dükkanların yarısı kapalı yani, gündüz sıcağı diye. Oo çok güzel. Dönüşte şunu bitirelim. Burada aslında gerçekten de böyle bir ay, iki ay falan kalacaksın yani. Mesela bir gün sadece Caron'da geçecek. Yatacaksın plajda, yiyip içeceksin. Burası sushici. Vay, sushi yapıyor. Güzel bakıyor. Dragon. Bakın dragon fruit bu. El sallıyor bakın. Herkes davet ediyor bizi. Ya çok güzel arkadaşlar. Yani burada herhalde 200 kilo olup dönebilirim yani ben. Ama çok enteresan Mert. Ne kadar çok yesen de burada kilo almıyorsun değil mi? Ekmek yok abi. Evet. Protein diyeti. Aynen. Şimdi bu göl. Nongkan Gölü. Nongkan Gölü. Tatlı bir göl. Buralarda değişik şeyler yüzüyor arkadaşlar. Burada böyle komodo ejderi falan oluyor hakikaten. Girmemek lazım yani. Yiyor. Ve yüzüyor da yani şu an orada büyük bir şeyler. Balık da olabilir tabii. Ha. Arkası da plaj. Restoranlar böyle bu şekilde dizili. Sırayla. İçleri böyle. Bunların hepsi gerçekten lezzetli oluyor genelde. Hani hiç öyle lezzetsizine denk gelmedik. Ben böyle kafa güzel değil mi ya? Şu anda Caron'un altındaki katadayız. Şu an viewpoint'e geldik. Manzara noktası. Caron manzarası. Caron ileride de Patong oluyor mu? Olmuyor. Bakacağız. Sadece Caron oluyor galiba. Caron ve Kata galiba oralar. Evet. Ravai'den Promtep burnuna doğru gidiyoruz. Ya katamaranlara bak. Ya kendilere bak. Niye gidin? Hadi dönüp girelim şuraya. Bir öyle gidelim ya. Bir daha buraya gelmeyiz. Buraya mı istiyorsun? Evet. Buradan yürüyeceğiz. Nasıl yapalım? Gölde. Şu an arkası göl. Çok tatlı. Önü denize geldik. Kum çok güzel. Deniz de aynı. Bizim Akdeniz görüntüsü var. Çünkü yelkenliler var. Burada sayılı koylar da olur böyle yelkenli. Demek ki kapalı yani. Koy. Çok güzel gözüküyor. Millet normal takılmasın da yani. Bir şey olmaz. Nui Harn plajı. Şimdi şöyle kırmızı sarıysa bayrak girilebiliyor. Sadece kırmızı çekerlerse girilemiyor anlamına geliyor. Plajımız güzel.
videoya çekiyorum. Aa hadi ya. Plajımız güzel, hadi yüzelim. Hadi. Kapalanları çok güçlendi. Evet. Kumsal, kumsal ve kumsal. Yüzüyorum. Evet, nasıl gidiyor? Mert, biz yine cennette miyiz? Cennete düştük yine. Çok güzel. Çok şanslıyız. Dünyada çok cennet var. Evet. Plajlar. Ve plajlar. Çok güzel bu plajlar. Ve bu plaj. Ve bu plaj. Ve bu plaj. Ve de bu plaj. Bu da tatlı su olması lazım. Bu da hamam gibi. Galiba. Genoa Beach. Burası Genoa Beach. Yan tarafı. Deminki plajı. Bu arada şurada yamaç paraşütü yapılıyor. Burada bir filcikler var. Üstüne binmeyin yazıyor. Fil tapınağı. Bilmem ne olduğunu. İleride de bir anıt var. Aslında tahminimce bir denizci anıtı gibi bir şey. Evet. Her türlü okyanusun başına gelen burada da olmuş değil mi? Burada evet bir çekilme var. Bayağı çekiliyor ya. Öyle böyle değil yani. Şuradan bu kadar çekilmiş görmüşsün. Tekneler gayet... adeta kareye oturmuş sanarsınız. Tabii ki de değil. Demir atmışlar ta buraya. Rawai Beach. Bu sefer ne içiyorsun lan? Kokonat içiyor Max. Evet, kokonat içiyor. This is durian. What is this? Mango steam. Mango. Mango. Mango steam. Bunun içi böyle sarımsak gibi. Kilogram. Kilogram. Bakın sarımsak gibi çıktı. Çok güzel. Buz buz nefis. Şimdi balık işinde bunlar bir numara. Şöyle kocaman kocaman balıkları koymuşlar. Müren, yılan balığı vesaire bilmediğimiz şeyler. Kalamarlar. Küçük ıstakozlar. Gerçek midyeler. Çeşitli midyeler. Gariban son yaşamını yaşayan ıstakoz vesaireler. Yani bu şekilde maalesef bunlar yeniyor. Burası balıkçı kasabası olduğu için Mert, deniz ürünleri en çok burada ucuz. Öyle gözüküyor. Rava'ydı. Evet, hakikaten öyle gözüküyor. Karşıda ada var, orada deniz çingeneleri yaşıyormuş. Evet, yarısı denizde yaşıyor, yarısı karada. Çangiramızı içiyoruz. Çok lezzetli bu. Ve şu an bir böyle balık pazarı gibi, seafood gibi bir yerin. Bu seafood market'ta bir tane restorana oturduk. Burada diyor ki mesela dışarıdan da getirebilirsin. Biz
İşte 100 baht pişirme parası alıyoruz ya da bunlardan da alabiliyorsun. Tartıyor. Pazarlık yapıyoruz. Pazarlık yapıyoruz ve şu an geliyor. Bakalım. Evet. Şu an lobster'ımız da ölçüldü geldi. Onay verdik lobster'ımıza. Arkadaşlar canlılık olarak görmeyin. İlk defa yiyeceğim yani. Bu kadar bir kere deneyeyim yani. Hiç yemedik. Bir kere yiyeceğiz. Bir daha da yemeyiz. Madem burası balık, yani balıkçılıkla meşhurmuş. Biz yemezsek başkası yiyecek. Evet. Karşıdaki adalara katamaranlar gidiyor bu arada. Bunlar da tur muhtemelen. Evet, meşhur yemek olan Pad Thai geldi. Yemeğimiz bu. Eda bir tadar mısın sana zahmet? Bence güzel çıkacak. Evet. Herkes bayılıyor zaten buna ve ucuz bir atıştırmalık. Evet. Zaten bu insanların mutfak şeyi yok yani evlerinde. Bize bilgi ver bakalım vaziyetle ilgili. Noodles. O da soya mı? Bilmedim. Soya soya. Değil mi, öyle mi? Soya. Güzel şirin. Evet. Afiyet olsun. Ve fıstık. Alakasız. Evet, şu an olan oldu ve artık geldi. Gariban ıstakozumuz. İstakozumuz pişti. Şu anda papaya salatamız da geldi. İstakozumuzla devam ediyoruz zaten. Diğer yemeğimiz de çok güzel, Pad Thai. Manzaramız da hoş. Evet, şu an pazara geldik. Wat Chalong. Yani Chalong Tapınağı'nın. Bu önemli bir tapınak buradaki. Çok önemli, buradaki en önemli tapınak. Şu an galiba açık. Normalde akşamları kapalı diye biliyorum ama. Hemen bir şeyler pişiriliyor ortalıkta. Evet, evet. Değil mi? Çubuklar çok hoşuma gidiyor. Aynen. Her şeyden var. Evet, böcekçi arkadaşlar. Bunlar böcek. Çok çeşitli böcekler var. Ha, kestaneci var Eda. Eda, kestane var. Nasıl kaynatıyor ya bunlar onu? Bunlar ne? Antin kontin bir şeyler satılıyor. Değil mi Edo? Evet, değişiyor. Yatak bile satılıyor mesela. Habarimbo. Aa, şunları çekeceğim ben. Dönene gel. Bunun dumanlısı. Soğuk bir şey. Soğuk. Anlık soğutuyorlar meyveyi. Şu an Eda tatlı yiyor. Dondurulmuş tatlı mı? Ne bu? Anlamadım ki. Üşüdü mü ağzın? Çok üşüdüm. Hadi ya. Tapınaklardan birisi. Wat Chalong'daki. Bunun gibi birkaç tane var. Bu şekilde oldu. Geç bakalım. Baya şu an dini ibadet var. Ya demin dua etti, yakalayamam. Şeyler patlatıyorlar. Adam konuşuyor sonra böyle patlatıyorlar. Bu kültürde ışıklandırma çok önemli. Devamlı böyle bir ışık, pardon, ışıklandırma var.
Evet, başladı. Müzik başladı şu anda. Tapınak böyle. Burası da canlı müzik. Bayrakları buraya kumar. Evet, buraya gömüyorlar dilek tutup. Eda edebine döndü. Şu an çünkü dini bölgeye girdik. Lotus çiçeği. Artık tapınağın en üst katlarına çıktık galiba. Dört evet. Dörde falan çıktık. Renkli sokakları olan eski Portekiz sömürgesinde kalmış olan Talang sokağına geldik. Yani bu sokakın önemli. Phuket merkezde bulunmakta. Bu renkler ve bu mimari bunların değil tabi. Bunlar Portekiz mimarisi. Ya da yani yaptırılmış ya da işte devşirme mimari. 200 yıl önce burada kalay madenciliği çok artmış. Kalay madenciliğini de elinde tutuyormuş Portekiz sömürgesi. Evet. Şu anda bu halde. Evler güzel. Yani göründüğü gibi baya baya büyük ve market olarak kullanılıyor. Pazar yani. Çeşitli dükkanlar mevcut.